Yıllar önce bir adam çalışmak para kazanmak amacıyla çok uzaklara gitmiş. Sonunda para kazanıp memleketine dönme zamanı gelmiş. Bu çalışma süresince toplam 3000 akçe biriktirmiş. Evine doğru giderken yolu büyük bir şehirden geçmiş. Yolda yürürken köşe başında birisi bir nasihat bin akçe, bir nasihat bin akçe diye bağırıyormuş. Adam düşünmüş, nasıl olur? Bir nasihatı bin akçeye satarlar. Ben yıllarca çalıştım ve sadece 3000 akçe biriktirdim. Bu işe aklı ermemiş ama merak işte. Sonunda duramamış ve adama 1000 akçe vererek o nasihatı satın almış. Nasihat şöyleymiş: kaderde ne varsa o çıkar. Adam nasihatı aklına yazmış ve yoluna devam etmiş. İleride yine köşe başında başka bir adam aynı şekilde bağırıyormuş: bir nasihat bin akçe diye. Adam yine dayanamamış. 1000 akçe de o adama vermiş ve ikinci nasihatı da satın almış. İkinci nasihat da şöyleymiş: gönül kimi severse güzel odur. Son kalan 1000 akçesiyle yoluna devam etmiş. Tam şehrin çıkışında yine köşe başında bir adam bir nasihatı 1000 akçeye satıyormuş. Adam bir parasına bakmış, bir de nasihatı satan şahsa. Dayanamamış tabi. Kalan son akçeyi de o nasihatı satın almış ve yola devam etmiş. Son nasihat ise şöyleymiş: hiçbir iş aceleye gelmez. Adam tüm paralarını vererek 5 parasız bir şekilde yola devam etmiş. Şehrin çıkışında büyük bir topluluk ile karşılaşmış. Topluluk telaş içindeymiş. Yaklaşmış ve oradakilerden neler olduğunu sormuş. Oradan birisi açıklamış: burada şehrin tüm su ihtiyacını karşılayan bir kuyu var. Ama kuyuyu bir eşkıya sahiplenmiş. Suyun gitmesini engelliyor. Kim kuyudan su almak için gittiyse adam esir aldı, kimseyi de geri dönemedi demiş. Adam düşünmüş ve ilk satın aldığı nasihat aklına gelmiş: kaderde ne varsa o çıkar. Karar vermiş kuyuya gidip eşkıya ile konuşmaya. Kuyuya gidince eşkıya bunu da esir almış. Eşkıya demiş ki: buraya gelenlerin hepsine bir soru sordum ve bilemediler. Onları cezalandırdım. Eğer sen bilirsen seni serbest bırakırım. Bir tarafa sarışın dünya güzeli bir kadın gelmiş. Diğer tarafa da eşkıya çıkartmış bir tane kurbağa koymuş. Söyle bakalım demiş, hangisi güzel? Adam düşünürken aklına ikinci aldığı nasihat gelmiş ve gönül kimi severse güzel odur demiş. Bu cevap eşkıyanın çok hoşuna gitmiş. Zira kurbağanın gözlerine aşıkmış. Adamı salmış ve suyu da serbest bırakmış. Tabii adam olmuş kahraman. Kahramanı almışlar, şehrin valisine götürmüşler, durumu anlatmışlar. Vali de adama ağırlığınca altın vermiş. Bizimki zengin bir şekilde yoluna devam etmiş ve nihayet evine varmış. Evinin camından içeri bakmış ki bir de ne görsün? Karısı genç biriyle diz dize oturuyor. Hemen belindeki bıçağı çekmiş, tam içeri girerken üçüncü nasihat aklına gelmiş: hiçbir iş aceleye gelmez. Bıçağını beline geri koymuş ve içeri girmiş. Hanımıyla hoş beşten sonra o yakışıklı genci sormuş. Kadın da: bey, sen gittiğinde ben hamileydim ve bir oğlumuz oldu. O yakışıklı genç senin oğlun demiş. Adam 3000 akçe verdiği nasihatler sayesinde hem zengin hem de mutlu olmuş.